Ahmet Hakan. Ne yani Melek Mosso gerçekten özür diledi mi? Seçimden önceydi. Yaşlıca bir kadın bir sokak röportajı sırasında oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim diyen bir kadına ağza alınmayacak bir küfür savurmuş, ardından da o nokta nokta diye hakaret etmişti. O günlerde sosyal medyada bu küfürbaz kadını bayraklaştıranlar oldu. Terbiyesizliği yapan kadının kıyafetinin benzerini giyenler, o kadına dayanışma içinde olanlar, amanda ne güzel küfretti diyenler oldu. Sonradan fark ettim. Meğer küfürbaz kadını bayraklaştıranlar arasında Melek Mosso isimli şarkıcı da varmış. Hatta öyle bir bayraklaştırmış ki seçim günü oy kullanmaya o kadının kıyafetinin benzerini giyerek gitmiş. Bunu da sosyal medya hesabından cümle aleme duyurmuş. Yani oyunu Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına küfredilmesinden pek memnun kalmış. Ne memnun kalması? Kendisini o küfürbaz kadınla özleşleştirmeye kadar vardırmış olayı. Kimdir Melek Mosso? Bir ödül töreninde ödül alırken kadın hakları vurgusu yapan, kız kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu haykıran bir sanatçı. Buradan anlıyoruz ki Melek Mosso'nun dünyasında Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi tercih eden kadınlara yer yok. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kadınlar onun kız kardeşleri kapsamına girmiyor ya da Erdoğan'a oy veren kadınlar onun gözünde küfredilmeyi hak eden o nokta nokta diye hakaret edilmeye layık kadınlar. Kadın hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkan biri açısından ne kadar utanç verici bir durum bu. Riyakarlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası. Bu olay nedeniyle Melek Mosso'nun yayımladığı özür metnini okudum. Özür dilemek benim açımdan yüceltilmesi gereken bir erdemdir. Özür diledikten sonra mesele kapanır, uzatılmaz. Fakat ne yalan söyleyeyim, Melek Mosso'nun özür metninde samimi bir pişmanlık göremedim ben. Yaptığı yanlışla güçlü bir hesaplaşma da göremedim yapılan büyük ayıbı, çarçabuk bir geçiştirme çabası vardı o metinde. Yaptığını espri diyerek küçümsüyordu. Amacını aşmış bir espri diye niteliyordu yaptığını. Amaç neydi? Yok. Nasıl olmuştu amaç aşılmış? Yok. Küfredilen kadından özür dilemek? Yok. Küfredilen kadının şahsında Erdoğan'a oy veren tüm kadınlardan özür dilemek? Yok. Melek Mosso eğer özür metninde ifade ettiği gibi gerçekten de birleştirici olmak istiyorsa, gerçekten de ayrı gayrı olmasını istiyorsa, Gerçekten de gerginlik duvarına bir tuğla da kendisi koymak istemiyorsa, gerçek, hakiki, hesapsız, sağlam, tatmin edici, güçlü yani yaptığı yanlışın gerektirdiği ölçüde bir özür metni yazarak işe başlamalıdır. Söylediği sözlerden, yaptığı konuşmalardan, yazdığı metinlerden öyle anlaşılıyor ki bunu yapacak kudret ve maharet kendisinde fazlasıyla var. Yeter ki özür dilemeyi samimiyetle istesin. Yeter ki hakiki bir pişmanlık içine girsin. Yeter ki yaptığı büyük ayıbın farkını varsın. Yeter ki ayıbı ile hesaplaşmayı göze alsın. Dolar rahatlaması, doların yükselişi en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na rahat bir nefes aldırdı. Giderek artan istifa talepleri bir süreliğine olsun hız kesti. Dikkatler kendisinden biraz olsun uzaklaştı. Sosyal medyada kendisine yönelik yükselen hoşnutsuzluk dolar meselesine kaydı. Kılıçdaroğlu'nun dolar düşmesin diye dua ettiğine bahse girebilirim ama yemin edemem. Eşek, saksı köpek. Seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verenler, seçimden sonra kendisini istifaya çağırıyorlar. Fakat dilleri, üslupları, yaklaşımları feci kaba. Eşeksiz yazı yazmıyorlar, saksısız konuşmuyorlar, köpeğe bile heyecan vermez diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok talihsizliği var. Onlardan biri de şu, destekçilerinin dili çirkinleşmeye çok yatkın. 16 yaşındaki çocuğu tutuklamak. Mersin'de 16 yaşında bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişinde bir karalama yapmış. Bununla kalmamış bazı küfürlü ifadeler yazmış. Yaptığı suç. Yakalanmış. Mahkemeye çıkarılmış. Tutuklanmış. Tarsus'taki çocuk ve gençlik infaz kurumuna yollanmış. Sonuçta lise 2'ye giden bir çocuk söz konusu. Tutuklamak şart mıydı? Davutoğlu Babacan birleşmesini zorlaştıran tek şey. O tek şeyi yazıyorum. Davutoğlu'nun her durumda yükselmeyi başaran, hiçbir zaman hasar almayan, gücünden hiçbir şey kaybetmeyen, devasa, muazzam, müthiş egosu. Ahmet Hakan Ömer Lekesiz Vatanımız Türkiye ahiretimizin tarlasıdır. Hayrettin Karaman hocamız Başkan Erdoğan'ın yönetim sistemi, bu sistemi pekiştiren yasalar, dünya görüşleri ve ahlaki tutumları itibariyle farklı fikir, tutum ve eyleme sahip seçmenler tarafından seçildiğini belirterek Tayyip Bey ne yapıyor, neyi yapamaz sorusuyla onun gündelik hayatın mevcut işleyişindeki kimi haramları gideremeyeceğine ancak bunlardan ahlakla ilgili olanlara mahsus bir mücadeleyi sürdürebileceğine dikkat çekmişti. Hocamız somutlaştırdığı meskür soruyu izlerken bu tablonun öncesinde ise ee ne demek istiyorsun biz İslamcılar veya kamil manada Müslümanlığın İslam ahlak ve ahkamının ülkeye hakim olmasını isteyenler olarak ne yapalım elimiz kolumuz bağlı mı duralım? itirazının geleceğini ifade ederek bu itirazda asıl eğitim ve öğretimin çocuklarımızı nereye savurduğundan daha fazla şikayet edilmemesine haklı olarak sitem ediyor ve böylece Başkan Erdoğan ne yapmalı biz ne yapmalıyız sorusuna ulaşıyordu. Yönetiminde bilgi, ahlak ve yetkinlik bakımından ehliyetli, liyakatli insanlara yer vermeyi, bu sayede mümkün olabildiğince rüşveti, yoksulluğu ve benzeri azaltmayı Başkan Erdoğan'a havale ettikten sonra ülkenin hükümetin ve devletin hepimize ait olmasından hareketle bize düşen şeyler bağlamında öncelikle eğitim faaliyeti üzerinden sosyal hayata müdahil olunmasını salık verirken gerek eğitim ve gerekse ekonomi cihetinden devletin verdiği mevcut imkanları doğru kullanmamaktan kaynaklanan şu iki çelişkiyi vurguluyordu. İmam Hatip okulları var. Çocuklarınızı bu okullara niçin vermiyorsunuz? Kimseyi harama mecbur eden de yok. Bu kadar faizci bankada mevduatı olanlar ve buralardan kredi kullananlar gayrimüslimler değil herhalde. Bu iki çelişki, hayat böyle ne yapalım? Çocuklarımızın bu zamanın en iyi eğitimini almasını sağlamayalım mı? Şu ekonomik hareketlilikte tasarrufumuzun değerlenmesini, sermayemizin erimemesini gözetmeyelim mi? Karşı savunusuyla perdelenecek gibi değildir. Çünkü iyi eğitim almaları için çocuklarımızı yetiştirmekte yarıştığımız ve bu yarışmadan da hem çocuklarımız hem de kendimiz adına gurur duyduğumuz yabancı güdümlü okullar çocuklarımızı başta kendi ailelerine yabancılaşmış olarak iade ederlerken öncesinde rızı yönetimi olarak başvurduğumuz ekonomik yönelişlerimiz de hayatımızı belirleyen yegane putlar olarak karşımıza dikilmektedir. Her geçen gün daha fazla kanıksamaya ve giderek gündelik hayatımızın akışında daha çok normalleştirmeye başladığımız bu çelişkiler orta yerde duruyorken, mücahitlik taslamanın Başkan Erdoğan'ı şer'i uygulamalar yapmamakla suçlamanın hiçbir karşılığı bulunmamaktadır mevcut hayatımızın bizler onu İslam esasında değiştirmediğimiz sürece Karaman hocamızın belirlediği çelişkileri içinde devam edeceği malumdur. Dolayısıyla bu pratik gerçekler karşısında Müslüman münevverlere düşen görevler sakıt olmak bir yana bilakis nazariyat esasında kaçınılmaz bir yükümlülüğe dönüşerek varlığını dayatmaktadır. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'a devlet yönetimini teslim etmenin güveni içinde hem ona hem de devlete zerre kadar da olsa zarar vermemeyi prensip edinerek Müslüman münevverlerin şu iki hususta gayret göstermeleri elzem görünmektedir. 1. Modernizm ve ona tabi görünen sistem tarafından devşirme ve devşirilmenin hakikatini, gelecekte yüklenebileceği ivmeyle birlikte işleyişini doğru tespit etmek. 2. Ferdi planda değilse de toplumsal planda neredeyse engellenemez gibi görülen devşirilmeyi, devşirilirken devşirmeye uğratmanın mümkün yollarını özenle araştırmak. Önceki yazımızda haber verdiğimiz gibi birinci hususu Abdurrahman Arslan'ın Nehri Geçerken adlı kitabında yer alan 2007 yılına ait bir söyleşisi üzerinden izah etmeye, ikincisini ise Müslümanların ilkini yaklaşık 150 yıl önce ortaya koydukları kanuni esası bugünkü söylenişiyle anayasa hazırlama gayretleriyle birlikte anlatmaya çalışacağız. Ama zikrettiğimiz iki hususu da tabi olarak bizi ilgilendiren değil doğrudan doğruya bağlayan şu esasın altını öncelikle çizmeliyiz. İdeal sınırları Müslümanların yaşadıkları tüm alanlarla birlikte bugüne mahsus gerçek sınırları itibariyle Türkiye milli varlığımızın bir iddiası olarak vatanımız içinde yaşıyor olmakla yurdumuzdur. On asrı aşkın bir zamandan beri hem varisi hem de emanetçisi olduğumuz Türkiye, ahiretimize mahsus gerekli hasadı yapmamız için Rabbimizin bu dünyada bize ayırdığı bir tarladır. O halde Türkiye'yi korumak ve onu Müslüman neslimiz adına geleceğe taşımak bizler için hem dini hem de dünyevi bir zorunluluktur. Nasip olursa buradan devam edelim inşallah. Ömer Lekesiz